Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Benim bir bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gençler arkadaşlar evden çıkmak üzereyiz. Görmüş olduğunuz gibi de arkadaşlar annem ablam hazırlanıyor. Babam yurt dışından gelmek üzere. Öyle söyleyeyim, beyler haberin olsun arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi babam hala uçaktan inmek üzere. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradan çıkacağız. Bahçeşehir'in içerisine gireceğiz. HavaX çünkü orada Bahçeşehir'in içerisinde kalktığı için Bahçeşehir'in içerisine gireceğiz. Esenkent merkezinden çıkacağız. Görmüş olduğunuz gibi de arkadaşlar. Şöyle de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de şu kamerayı şöyle felaketle düzelteyim. Öyle de söyleyeyim. Şu an annemin çıkmasını bekliyoruz bakalım ya arkadaşlar. Annem çıkacak, ondan sonra da birazdan Bahçeşehir'in içerisine gireceğiz. Hani otobüsün oraya gideceğiz. Hani HavaX'in kalkış yerleri durağına gideceğiz. Baban onu da inecek ya arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de arkadaşlar. Şimdilik Allah'tan bir kazasız belasız babanın geleceğinin ben de çok memurum. Hem de memur diye hissediyorum kendimi. Beyler arkadaşlar. Kandilende öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun yani arkadaşlar. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi de ben çünkü ben neden bekliyorum, niye bekliyorum diye soru soracaklar varsa ben çünkü annemin çünkü o kuracaklarına kadar bir daha önce de 3 senedir alarm sistem kurulmuş bu eve. Alarm kurmak için kumanda bende olduğu için annemde olmayacak da o yüzden kumanda bende olacağı için kapının devinde bekliyorum o yüzden de. O yüzden dedim. Söylediğimin bu konumlarını açıklaması şöyle beyler arkadaşlar. Handrane öyle de söyleyeyim. Bilginiz olsun yani arkadaşlar. Şimdilik yani yapılması gerekenler yani ne diyeyim yani arkadaşlar. Handrane öyle de söyleyeyim. Ablam çıktı. Ve şu anda ölçülükle yani öyle diyeyim yani arkadaşlar. Şimdi şu anda çıkıyoruz arkadaşlar. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Şeyle gideceğiz yani arabayla gideceğiz. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Mesajlara bakayım. Güzel. Bir dakika. Mesajlar gelmiş ama bir şey gelmiş. Evet. Şimdi gençler, arkadaşlar inşallah kazasız ve belasız gideceğiz arabayla. İnşallah anahtarlarını buraya koyuyorum. Öyle. Şimdi alarmı kurup ben eve takip gideceğim. Sakin. Evet, Nesbisillah gidiyoruz şimdilik beyler. Otobüsü bekleyeceğiz de biz de şeye gideceğim. Onun yanına da Koçtaş düşünüyorum ya boy arkada. Yani bir de şey düşünüyorum. Medepark düşünüyorum. Medepark'ta klimalar yazmıştım de klimalara bakacağım beyler. Koçtaş'tan çıkacağım. Bilmiyorum ama gidince bakalım yani durumlarını da ayarlayabileceksem ayarlayacağım artık hani öyle diyeyim bile. Öncelikle beyler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evin lambaları kapattık ama açık kalmış ama yapacak bir şey yok. Yani biz de bugün bir yere gitmediğimiz için Bahçeşehir'in içerisindeyiz yani. Bahçeşehir'in dışını çıkarsak ayrıca evin bütün ev elektriği kapatabilirim. Yani ayrıca öyle de bilgilerini vereyim. Yani handrende öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Şimdi bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda ben bugün hava birazcık az bir şey serin gibi sıcaktan kurtulmuşum. Eski gibi kadar Temmuz gibi Ağustos gibi değil. Bu sıcaklar havalarda. Öyle değil mi lan? Odanın içerisinde de sıcak havalardan kurtuluyorum yani. Bir de şey kurtarıyor şu an. Vantilatörler kurtarıyor şu an. İyi, vantilatörlerim iyi gidiyor. Annen şu an direksiyonu başına geçti. Sürüş güvenini altına almaya çalışacak annen. Şimdi çöpünü atacağız. Ondan sonra şimdi şeye gideceğiz yani. Arabayı annen sürecek giderken dönüşte babam geçecek direksiyona.
Öyle diyeyim beyler. Annen arkaya geçecek. Baban direksiyonun başına geçeceği için. O yüzden olduğu için arkadaşlar. Olabilir yani beyler arkadaşlar. Andren öyle de söyleyeyim. Bugün annen şu anda öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Evet yani çöpümüzü atacağız. Şimdi bahçeşehrin içerisine gireceğiz. Şimdi artık hani Aydın Elektrik hani geçici kapatıldığı için artık adres vermeyeceğim artık. Aydın Elektrik kapatıldı ya geçici olarak. Şimdi bir daha artık yeni videolarda bir de adres söylemeyeyim yani. Bahçeşehir neresinin konumu söylemeyeceğim yani. Yani oraya gelsenize kapatıldı yani. Geçici kapatıldı artık Aydın Elektrik. Gelsenize elektrik sistem kalktı artık. Kapatırdı Aydın Elektrik. Annen sağ senin yeri verdi. Arabaya geçeceğim şimdi beyler. Şu anda böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle yapılması gereken şeyler var ama böyle arkadaşlar yani yalnızca öyle diyeyim diyor. Otobüs durağı ne kadar kalabalık beyler. Baksana. Şimdi gidiyoruz arabanın oraya beyler arkadaşlar. Şimdi annen sürüş güvenini altına almaya çalışıyor. Çok araba geçiyor ya. Beni bekliyor şu an. Sinyalini yakmış hazırlamış şu anda. Sinyal yanıyor şu anda arabanın. Çok araba geçiyor. Aldım. Evet arkadaşlar arabaya bindik. Öncelikle bir de şey var. Bu konuları bir şeylerle demeye çalışacağım arkadaşlar ama yani şu anda gönç olduğunuz gibi de. Araba gelmiyorsa şu anda geçecek şu anda. İnşallah kazasız belasız gideceğiz yani. Öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Şu anda gönç olduğunuz gibi de. Benim artık gözüm kılık ya. O yüzden inşallah eminim şeye de bir daha sefere haftaya önümüzdeki haftaya da şey gideceğiz. Şimdi annen şu an iyi kullanıyor. Trafik bayağılık iyi bir ayar. Öyle diyeyim daha. Bir daha İstanbul'un içerisine gireceğiz. Bir orada bir dayının arkadaşı bir dükkanı varmış. O en güzel bir gözlükçü varmış. Oraya gideceğiz bir ayar. Gözlükleri beğeneceğiz. İstanbul'un içerisine gireceğiz. Neresinin olduğunu, neresi olmadığını bilgilerini söylemeyeceğim ama yani öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Akşam olmak üzere nereden baksana. Öyle diyeyim beyler ha. Yani öncelikle Koçtaş'tan bir şeyler bakacağım. Hani Japon yapıştırıcısı kurumuyormuş. Bir zıplaya bakmam lazım. Öyle diyeyim beyler. Sinyalleri verdi. Şu anda. Öyle diyeyim. Şu anda bahçeşehrin içerisine giriyoruz şu anda. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Yani zaten tabelalarda adres sert yazıyor tabelalarda. Tabelaları falan adresi almayacağım arkadaşlar. Artık geçici kapatırdığı için Aydın Elektrik. Adresleri vermeyeceğim. Zaten adresleri zaten bu videoda zaten bu çekimi hani bu artık bu çekiminden sonra artık dikkat edilecek. Öyle de söyleyeyim. Yani ondan sonra da öyle de bilgilerini vereyim yani arkadaşlar. Yani çekimden sonra artık kapatıldığı zaman artık geçici olarak Aydın Elektrik. Yani bir tabelaları falan dikkat edeceğiz abi. Tabelalar var. Nereden baksan öyle diyeyim yani beyler arkadaşlar. Söyleyeyim yani bilgimiz olsun da. Yani şu anda şimdilik gidiyoruz beyler arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Her tarafa arabalar çıkıyor. Onları bayağı dikkat etmek lazım yani arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar yani. Akşam gecesi iyi ki ha beyler. Çok arabalar bayağı geçtikçe. Oldukça yani öyle diye beyler arkadaşlar. İnşallah anne nerede park yeri bulacak gittiğimiz zaman. Öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Onu da söyleyeyim zaman. 1996'da yılında bu evler yokmuş arkadaşlar. Bahçeşehir, Esenkent'e şeyler yollanmış. 1996-1997 yıllarda bir video yollanmış. Gerçekten Bahçeşehir o zaman daha boşmuş. O zaman bu binalar yokmuş o zaman 1996 yılında da. Yani öyle diyeyim beyler. O zaman bunlar yokmuş. İnşaata yeni girmek üzereymiş. Yeni girmişti. O zaman. İzleyin beyler. Gerçek izleyin. Güzel bir video yayınladık. Güzel bir izleyebileceksiniz. Eski günlerini hatırlayacaksınız beyler. 1996'da yılda yaşasam var ya o evler kesinlikle yoktu beyler hani bu KC evler bir siteler
Bunlar da yoktu, şeyler de yoktu artık. İstanbul'da çok insan biriktikçe binaları, iş yerleri biriktiriyorlar yani. İnsanlar inşaat hayal ediyorlar abi, ne yapacaksın yani beyler, öyle diyeyim beyler. Otobüs burada kalkıyormuş. Otobüsün yerleri buradaymış. Buraya da gidiyormuş. Şimdi Koçtaş'a gideceğimiz için annen buraya nereye koyacak parkeri? Koçtaş'ın içindeki yeri mi? Otopark belki... orada benim arkadaşlar... Yürürüz diye bu, bilmiyorum. Oraya da olur. Bilmiyorum arkadaşlar. Bugün şu anda yapılması gerekenler şeyleri, bilgilerin açıklamasını yapıyoruz arkadaşlar. Güzel bir bazda like geldi bile. O yüzden ben de bu videoyu atacağım. Öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Güzel bir like gelirse ben öyle güzel videoları atarım. Emir'in kanallarının her videosu geldikte. Annen şu an düşünüyor nereye atacak. Hangi otoparkları, fenalları düşünüyor. Buraya mı girecek yoksa karşıya mı girecek arkadaşlar? Şuraya giremez miyim ya? Öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Andren de öyle de söyleyeyim. Ha, girersin. Gidebilirim herhalde değil mi? Evet. Hani şu anda... Geri mi gideyim? Dağ gibi sanki. Evet, dağ. Dağ yerler ama yani beyler. Şimdi buradan çıkıp Koçtaş'tan bir şey bekleyeceğiz. Öyle diyeyim arkadaşlar. Bilmiyorum, ilerlemeye çalışacak da bilmiyorum artık. Babam olsa Ohai Park yeri buluyor. Çok araba kullanmış. Uzun zamandı. Bu uzun senedi bildim. 50 seneden elden araba kusurduğu için o her yeri arıyor beyler. Her yeri aramayı bulabiliyor. Saat 8'e geçiyor. Mecbur oraya gireceğim. Mevcut oraya gidecekmiş beyler. Arkadaşlar Koçtaş'ta 10 numara hala çıkmış. Medipark'ta çıkmış. İyi beyler. Yani öyle diyeyim beyler. Arkadaşlar bayağılık görmüş olduğunuz gibi oldukça yani öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Otoparka gireceğiz. Abi yani. Geldik. Ali. Geldik. Şimdi şeyleri fena. Koçtaş'tan çıkacağız. Ondan Vendi Pekat'tan fena şeylere bakacağız. Klima fiyatları bakacağım. Ne kadarmış. Dua tipleri fena. Hangi uygun şeyleri varsa onları fena bakacağım yani. Ondan sonra babayı alacağız. Ondan sonra gideceğiz beyler. Evimize gideceğiz. Öyle diye söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Andra de öyle de söyleyeyim. Geldik beyler. Yani nereden baksan 2017'de 2018'inde Emir'in, Öngülen'in nereden baksan Koçtaş tanıtını yapıyorduk. O kadar otopark yoktu. Eko da inşaat edilmemiş. İnşaatçılar çöküp bina işler dikmiş ki beyler. Cipti olanları gerçekten de öyle de söyleyeyim. Şimdi Koçtaş'a gidiyoruz. Bakalım. Koçtaş'a gitmeden önce şeyi bir kararını vermeye çalışacağım da bilmiyorum ne türünü. Adamlar çabuk yapmışlar inşaatını. Adam çabuk yapmış, inşaatmış ya. Park yerleri de çabuk yapmışlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de eminim inşallah bakacağız artık. Belki Metepark'a gidebiliriz. Metepark'tan çıkıp Koçtaş'a gideceğiz. Bilmiyorum ama bir karar almadım ama bir türlü. Metepark'ta güvenlikleri dikkat edeceğiz abi. Güvenlikleri yakalanmayacağım. 10 günün bak havuzda bak. Üyelik için video çektim. Müdüre yakalandım ha. O yüzden kamerayı gizlemem lazım artık. Bundan sonrası müdürden sonra artık bu videoyu gizleyeceğim. Kesin Handren'de öyle de bilgi vereyim. Artık yakalanmak elinde çok sıkıcı geliyor ki. Korkum geliyor benim. Ayağım titriyor. Polisi arayabilir. Arkadaşlar bu hayatta hiçbir zaman polise yakalanmadım ki. Hiç karakol hapse atılmadım ha. Kendimi hiç hayatıma atılmadım. Ne yapacağız? Evet kayda Metepark'a gireceğiz. Fena şeyleri fena bakacağız. Güvenlik var mı yok mu? Şimdi annemi bekleyeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de. Annemin şu an gelmesini fena bekleyeceğim arkadaşlar. İnşallah annem gelebilecek mi bilmiyorum ama gelmeyecek. Bakacağım valla. İçerisinde dolaplar var ama duvar tipleri var mı yok mu diye onu öyle tahmin edebiliyorum. Annem sormuş bana. Duvar tipi kesin var mı yok mu diye. Felaket yani. Koçtaş'ta var çok ama beyler. Anneler şu anda geliyorlar.
Etraflara bakıyorum ama güvenlik güveleri yok. Öyle diyeyim beyler. Söyleyeyim. Yani arkadaşlar yalnız bunu öyle de söyleyeyim. Çekim yaptıktan sonra öyle her yere girersiniz. Güvenliği gizleyin yani. Güvenlik söylenebilir, edilebilir. Öyle diyeyim beyler. Önce ne yapıyoruz? Medipark'a gireceğiz. Geldik. Şimdi bakalım. Evet. Geldik arkadaşlar. Şimdi klimaların bölümlerinin oraya gidiyoruz beyler. Arkadaşlar. Karşıda bir tane klima var ama. Şimdi duvar tiplerinden fena bakacağız. Karşıda dolaplar var. Oda şeyler ne bu neymiş? Bunlar takılar var. Bu da şeyler varmış. Robot elektrikli süpürgeler var. Bu da buzdolabı var ama yani karşıda nobik klimalar var. Duvar tipleri var mı? Yok mu? Onları fena arıyoruz şu an. Burada buzdolapları var. Burada güvenlikler var. Ama oraya gitmeyeceğim. Valla gerçekten komple şeyler var abi. Burada muhter eden şeyler. Karşıya bakalım. Karşıda. Ana bulduk. Klimaları bulduk. Buradaymış. Duvar tipleri şuradaymış beyler. Bu neymiş? Bakalım. Klimalar buradaymış abi. Başka bir yer satılmayacağını zannetmiyorum ama 1999 TL'ymiş. Çok pahalı beyler arkadaşlar. Hani beyler arkadaşlar. Arkadaşlar çok pahalı ya. Klimaları da abartmışlar ha beyler. Duvar tipleri şöyle abi. 25.000 liraya ya var. 25.999 TL'ymiş. Pahalıymış yani çok pahalı. Bu neymiş? Elektrik mi fişi mi? Neye yarıyor bu? Öyle bilmiyorum ama personeller kullanıyor ona gaya. Şunu kullanırım, şunu kullanmadan önce şunu bırakırım da. Allah böyle var abi. Yani şöyle söyleyeyim, bilgimiz olsun yani. 65.199 TL'ymiş fiyat. Vereyim. Evet. Telefonun ekranı kısılmış abi. Kamerayı o kadar göremiyordum ki. Bu neymiş? Şu filtresi beyler. Filtresi, motoru, şu komple motoru var. 'Nobi klimada 20.000 liraymış karşıda. 'Nobi klima karşıda beyler. 20.000 liraya geliyor 'Nobi klima küçük olduğu için. Duvar tipleri yoğma pahalı abi. 65.199 TL'ymiş beyler. Pahalı, çok pahalı beyler. Bunun bağlantıları nereden yapılıyor? Bakayım. Onu öyle asmışlar da öyle. Klimayı çalıştırabiliyorsun ama bu elektrik bağlantılı olmayıcı da öyle asmışlar duvarlarına beyler. Bu neymiş? 40.299 TL'ymiş. Evet. Abi büyükleri durumları değişiyor ya abi yani. Klimaların durumları değişiyor ama yani pahalı yani. 2024
Yaz ayları klima fiyatları şöyle karşılaşıyor. Medipark'taki. Bu neymiş? Fıstıktan daha sessizmiş. Bu daha sessiz çalışılmış. LG markaymış. Yani abi 6 tane klima seçenek varmış abi. Bundan sonrası yokmuş. Klimalar bölümü buradaymış hani. Bundan sonra gittiğin zaman bundan sonra başka şeyler var. Klimalar bunlar yani. Değişen bir şey yok yani beylere yani. Öyle de söyleyeyim beyler. Haberin olsun yani arkadaşlar. Bilmiyorum. 2025 yılına bakacağız. Ama yani ben artık hani şöyle diyeyim yani hangisine bakacaksak 20 bin lirayı düşünüyorum. 20 bin liraya bakalım. 20 bin lira karşısı olması lazım. Ama karşıda güvenlikler var. Öyle yani değişen bir şey yok. Öyle diyeyim. 20 bin liraya bu 20 bin TL'yi klimamız karşıda. Kamerayı öyle tutup bunları kesileceğim falan. Öyle tahmin edebiliyorum. Öyle. Bunlar de bak. Bu neymiş? Ne bu alternatörmüş ya? Yeni bir şeyler alternatörle fena çıkan. Bak alternatör. Bak bundan. Bunları aradık. Çalışmıyor. İlk ben geldiğimde çalışıyordu ama. Fişini çekmişler abi. Bu bir klimada. Kaç paraymış? 17.999 TL'ymiş. 19.000'liymiş ama beyler artık yaz bitiyor ya beyler. Sezon bitiyor. Sonbahar geliyor beyler. Klimayı düşürmüşler beyler bak. İndirime düştün. 17.999 TL'ymiş beyler. Duva tiplerinden daha ucuz. Bunlar neymiş? Bunlar soğutucu fenamış beyler. Şunlar fena hani soğutucudu. Yani evet beyler. Boluyu dışarıya veriyor abi. Hemen şeyi veriyor. Filtresi ne basır? Filtresine bakalım. Filtresi buradan açılıyor ama evet. Evet. Arkadaşlar neyse. Bir dahaki artık duruma daha öyle şey karar vermedik. Yaz bitmek üzere. Ağustos'un ayınlarında baksan 20'sinde atılıyorum. 20'si yakın yani. Öyle diyorum beyler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yani böyle bir şeylermiş yani. Evet arkadaşlar. Anne duva tiplerine baktım tamam mı? Yani. Duva tipleri 50 bin lira değişiyor fiyatları. Evet odaya büyüklüğüne göre değişiyor. Yani. Evet bak bu da bak bu da şey 20 bin liraya diyorduk bak 17 bin liraya düşmüş yani. Anne. Evet kaç liraya düşmüş? 17.999 TL'ye düşmüş diyorum. Bu şey değil mi? Nobi klima. Nobi klima bu işte. Evet. Bu. Evet bu. Yani. Çalışmıyor elektrik yok anne. Bak biz ilk defa geldiğimizde 20 bin liraya dedik şu an 17 bin liraya düşmüş. Yaz hani yaz bitiyor ya abi. Ondan dolayı beyler arkadaşlar. Yaz geldi yaz bitiyor ya abi ondan dolayı beyler arkadaşlar. Bu neymiş? Yazılar İngilizce fena yazıyor. Çalışmıyor ama abi. Fişlerini çekmişler bayağı.
Güvenlik geldi beyler. Orada. Orada. Kamerayı gezdirmem lazım abi. Otomatik açılıyormuş. Şu kapak. Beyler. Geçen günlerde Koçtaş'tan kızım mesafeli Nülo Park'a falan götürmüştük ya. Biz Koçtaş'a geldiğimizde 25 bin liraymış. Bak burada bak 17 liraya düşmüş. Koçtaş'tan daha ucuzmuş. Beyler. Markası değişik ama beyler. Yani. Arkadaşlar şimdi ben kaydı kapatıyorum, tamam mı beyler? Arkadaşlar dışarıda video başlatacağım. Çok müzik çalıyor. Telif yiyeceğiz yoksa. Kendinize bakın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Bay bay. Çıktık gençler mağazadan. Çok müzik çaldığı için o yüzden ondan dolayı da beyler arkadaşlar Handra'da. Arkadaşlar Koçtaş kapanmış beyler ha. Koçtaş kapalı mı Emir? Kapalı beyler. Az önce de böyleydi ki zaten. Pazar günü açılmıyor mu? 9'a kadarmış. 9'a kadarlık çıkmış. Öyle. Arkadaşlar mevcut yani yapacak bir şey yok yani beyler yani. Böyle ki Kinoru'ya gideceğiz abi. Öyle diyeyim. Koçtaş kapanmış yani. 9'da kapanıyormuş.
Bekleyeceğiz. Arkadaşlar böyle kekin oraya gideceğiz. Babayı bekleyeceğiz. Beyler. Arkadaşlar geldikten sonra birkaç haftada İstanbul'da vakit geçirecek. Ondan sonra 5 gününde kalacak. 5 gününde kaldığı zaman İstanbul'dan gideceğiz. Yaşlı dedenin evine yaşlı dedelerin oraya gideceğiz. Yaşar köy fena gideceğiz oraya. 5 gününde sonra neyse hadi 20 dedenlerin yazlığına gideceğiz yani. Şarköy fena gideceğiz. Araba teslimi noktası diyor. Ne bu neymiş? Bunlar şeyler mi ilgili mi? O elektrikli araç ilgili. Şunlarla ilgili de diyorlar. Arkadaşlar şimdi bugün görmüş olduğunuz gibi bunlar ne kadar arabayı öyle yıkatmaları öyle sokuyorlar Fener abi. Arkadaşlar şimdi Medipark'a izdik. Koçtaş kapalıymış. Koçtaş'ın kaçının açılacağını bilmiyorduk. 9'a geçiyor şu an. 8'e 9'a geliyor. Koçtaş'ı kapatmışlar. Şimdi çıkıyoruz beyler. Bakalım inşallah baba gelmiş olması lazım. Öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Yani akşam sporlarımızı yaptık beyler. Akşam sporlarımızı da yapmış olduk öyle. Akşam bayağılık oldukça da bayağı spor yapa. Ne yaptık hele? Arkadaşlar. Bakacağız bakalım şimdi. Otobüsü bekleyeceğiz. Otobüs gelmiş olması lazım ama. Arabayı. Çok hızlı gidiyorlar ya. 5 günde vakit geçirecek İstanbul'u. Ondan sonra Şarköy'e fena gideceğiz. Şarköy videoları da gelecek. Gittiğimiz zaman videoları da Şarköy'de de atacağım. Söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Baba gelmiş olması lazım. Baba gelmemiş. Bakıyorum ama. Görmüş olsa. Beni görseydi var ya babam. Sevinirdi yani. Yok, baba gelmemiş. Otobüse bakacağım şimdi. Şimdi gençler birazdan şimdi arkadaşlar patates istiyorum anne. Otobüs değilmiş. HavaX değilmiş. Çık katlıymış. Taksiler beklemiş beyler ha. Taksiler de varmış şike. Şimdi otobüste bekleyeceğim. Babanın gelmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi otobüs burada kalkıyormuş. Otobüs yerleri buradaymış beyler. Annem şu anda şimdi şeydeler. Böyle kike geçti şu an. Ben de otobüsü fena babayı bekleyeceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz uzun video olacak. Sıkılanlar izlemesin videoyu. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi inşallah kazasız ve belasız gelecek. Bilmiyorum artık beyler. Şimdi gençler ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani beyler. Taksiler ne yapıyor? Müşteri mi bekliyorsa
Ne töreni anlamıyorum yani Belir. Abone olursanız benim için faydalı olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın yani. Böyle. Heyecanlı bekliyorum bakalım. Yani böyle şeyler öyle yurt dışına gelenler. Esenkent'e gideceğin. Otobüs burada kalkıyor. Otobüse gidiyor ya kalkıyorsa yani. Yurt dışından gidenler. Gelenler. Benim babam her buraya geliyor yani. Öyle diyeyim böyle arkadaşlar. Şimdi sen buraya bir yere gideceksin ki beyler arkadaşlar. Öyle de faz edelim düşün. Yani böyle yurt dışına yola çıkacaksın. Amerika'ya gidenler. Amerika'ya yola çıkacaksın. Öyle bir yerlere çıkacaksın. Öyle yerlere bir yere gideceksin. Öyle değil mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu artık manzara her şeyi turladık. Klimaları da tanıttık. Bu videoda da klimanın tanıtım da olmuştur. 2024'ün. Dıva tipi de hende beyler arkadaşlar. Arkadaşlar Nobi klima ucuzlanmış. Ama yine pahalı. Pahalı yani. O kadar yine paramız yok ama yani paramızı ayarlamaya duruma çalışacağız. Koçtaş'tan 25 bin liraymış. Şimdi şu an 19 bin liraya düşmüş. 19 bin, 18 bin liraya düşmüş sanki klima. Duva tipi çünkü klimadan değişik olduğu için taşınabilen bir klima çünkü. O yüzden olduğu için de çünkü küçük yani beyler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de istediğin ailenin yerin taşınabiliyor. Edilebiliyor yani. Çocuk odasına taşınabiliyor. İstediğin yere taşınabiliyor. Çünkü duvar tipi olmayınca da çünkü ucuz. Ucuz olduğu için yani yaz geliyor. Yaz çünkü artık bitiyor beyler. Eylül ayına geleceğiz yani beyler. Eylül'den sonra havalar artık serinleyecek. Klima zamanı çünkü artık bitecek. İnşallah bir dahaki 2024'de bir Allah'tan bir kısmet ederse beyler. Arkadaşlar handirenle de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun da 2024'de geldiğimizde 2024'teyiz değil mi? He, pardon. 2024'teyiz yani. 2025 yılına geldiğimizde diyorum yani. 2025'ten hatırlıyorum ama. 2025 yılına geldiğimizde artık bu duruma harekete geçeceğiz ama artık. Bu 2024'ün durumu artık Aralık ayında mı birikecek? Aralık ayının 2024'ün sonunda mı birikecek? Öyle diyeyim beyler arkadaşlar. Handirende öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun ha. Abla da geldi beyler arkadaşlar. Evet burada bekleyeceğim. Bir bakacağım bilmiyorum. Gelebilirse bekleyeceğim yani. Patatesin her şey linç sosu bir de acı sos her şey olacak. Bağırma dedi ama yapacak bir şey yok. Çok görüntü var. İstanbul hiç durmuyor. Hiç görüntüler çıkmıyor. Çipçi olduğunu gerçek öyle değil mi? Bilmiyorum artık arkadaşlar. Bekleyeceğim mevcut arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani 1996 yıllarda bu yolda çekilmiş beyler. O zaman o anlar o kadar binalar yokmuş beyler. Bu binalar vardı ama 1996-1997'de yıllarda. Yani öyle yeni binalar fena yokmuş. KC evler var yokmuş. O zaman o anla inşaata yeni girmişti. Yeni dikilmek üzereydi. O zaman yeni girmişti. Otobüsü bekliyoruz şimdilik şu anda. Geliyor ama beyler arkadaşlar yalnızca onu da söyleyeyim bilgimiz olsun ama yani babanın görüntüsünü almayacağım geldiğinde. Adam geldiğinde içmedi görüntüsünü almayacağım. Söyleyeyim sana bilgimiz olsun arkadaşlar. Öyle değil de beyler arkadaşlar. Handirende de öyle de söyleyeyim bilgimiz olsun arkadaşlar. Otobüs oradan gelecek. Tesla'nın kızlarının oradan dönecek buraya gelecek beyler. Öyle tahmin edebiliyorum. Otobüs karşıdan geliyor o yüzden. Tesla'nın kızlarının oraya geliyor yaklaşıyor ya. Oradan dönüyor buraya geliyor. Durağı buraya geliyor. Durağı dönüyor durağı buraya gelmekte beyler. Bilmiyorum artık beyler. İşte
arabadan müzik geliyordu. Hemen kayda durdurdum yani. Aşırı derecelik müzik çalıyordu arabada. İnşallah, bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum artık, bekliyoruz. Bakalım bir de, inşallah, eminim yani. Bu ne? EİTT. Otobüsün nerede olduğunu, nerede yakın yer, durak var, onları falan gösteriyor. Otobüsün nerede olduğunu fena gösteriyor. Şikayet etmek için şunu araman. Alo, 153'ü arıyorsun. Şikayet için yani. Şikayet için telefon, şikayet edeceğin zaman bu numarayı veriyor. Arkadaşlar, ben şimdi hemen kaydı kapatıyorum. Donanma beyler. Otobüs geldiğin zaman ben hemen kayda gireceğim. Biraz uzun bekleyeceğiz. Uzun beklesi öyle, Allah öyle gösteriyor. Öyle göstermekte beyler arkadaşlar. Yani Andıran ne de bir de öyle de söyleyeyim beyler. Haberin olsun yani arkadaşlar. Şimdi beyler, otobüs geldiğin zaman hemen kayda gireceğim beyler. Kendinize iyi bakın. Otobüsü yakınlaştığı zaman hemen kaydı giriyorum beyler. Görüşmek üzere. Şimdi ben kaydı kapatıp otobüs geldiği zaman videoyu hemen başlatacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ya. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Otobüsün geldiğinde o an saatlerinden görüşmek üzere. Otobüs hemen geldiğinde görünmez. Hemen kaydı ben hemen başlatıyorum. Ne bay baş. Evet arkadaşlar. 5 dakika sonra geliyormuş. Babanı mı aradım? Telefonunu aradım. Babanla ben şu an telefonunu açtım. Isatlı Kule'deymiş. Isatlı Kule'den çıkacak. Ondan sonra bir şey... 5 dakika sonra da şeyde olacak. Yani 5 dakika sonra Bahçeşehir merkezinin durağında olacak abi. Yani Handrani de bir de öyle de söyleyeyim, bilgimiz olsun yani arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi babana telefon ettim. Telefon açtım babana. Gelecekmiş. 5 dakika sonra burada olacakmış. Otobüsteymiş hala. Öyle de söyleyeyim, bilgimiz olsun arkadaşlar. Otobüsün 5 dakikasının geçmesini fena bekleyeceğiz arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim sana. 5 dakika burada olması lazım. Hıpsat'ta Kole'de çıkacak. Ondan sonra Bahçeşehir merkezinin durağının oraya gelecek. Beyler arkadaşlar. Öyle de beyler arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim, bilgimiz olsun yani arkadaşlar. 5 dakika dedi babam yani. Öyle diyeyim. Onu da söyleyeyim. Bilgimiz olsun yani arkadaşlar. Handrende de öyle diyeyim beyler. Arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Bakalım hala sabahtan beri 10 dakikada cevabını hala bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yani arkadaşlar anneme telefonu attım. Bir telefon açtım anneme. Annemin haber vereceğini, babanın ben kaç dakikasına babana telefon açtım. Ondan sonra bir de telefon açtıktan sonra babana arkadaşlar anneme telefon açtım. Annemin babanın kaç buçukta burada olacağını, kaç buçuk cerabında geleceğini, o anları sordum. O anları söyledim anneme beyler arkadaşlar.
Ondan sonra da öyle diyeyim Belal arkadaşlar. Handren'de de söyleyeyim, bilgimiz olsun. Şimdi bekliyorum arkadaşlar hala otobüsün gelmesini. 10 dakika dedi Belal. Birisinden biri 10 dakika dedi. 5 dakika dedi. Birisinden biri 10 dakika dedi Belal. Ondan sonra aradı. Handren'de de bir de öyle de söyleyeyim Belal arkadaşlar. Haberin olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu anda otobüsün şu anda nerede olduğunu şu anda bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir de öyle diye Belal arkadaşlar. Handren'de de öyle de söyleyeyim, bilgimiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar kamera şu an kayıtta, biliyorsunuz 9'a geçiyor şu anda, 9'a 10'a geliyor, 5 dakika sonra o burada olacak beyler, babamız beyler arkadaşlar. Handren'de de bir de öyle de söyleyeyim sana, bilgimiz olsun arkadaşlar. Handren'de öyle de diyeyim beyler. Otobüs ne bir şey hızlı gitti beyler, görüyor musunuz? E59 beyler. Otobüs yanımızdan geçtikçe beyler motorları beni bayağı çok yoruyor beni ya. Beyler. Otobüsün her motorları beni her yoruyor beni ha. İnşallah arkadaşlar Ispatlı Kule'de inşallah daha fazla trafik yoktur. Burada nasıl trafik yoksa Ispatlı Kule'de de hemen çabuk gelir. 5 dakika sonra burada çabuk yapışı yetişir beyler. Öyle diyeyim. 5 dakika sonra inşallah öyle dedi babam. 5 dakika sonra burada olacak. Şimdi babam geldiği zaman videoyu kapatayım. Ondan sonra kapatıp patates kızartması fena yiyeceğiz orada. Böyle gittik. Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç fikrim yok yani. Abi ben öyle diyeyim. Of, telefonları ben çok dikkat etmek lazım. Arkadaşlar o saatlerde telefon dikkat edin yani. Çipti olanları gerçekten bile. Telefon çalan hırsız çok risk olabilir. Bahçeşehir'de içerisinde beyler arkadaşlar. Yalnızca onu da söyleyeyim, bilgimiz vereyim yani. Handren'de de bir de öyle de söyleyeyim. Çok hırsız var Bahçeşehir'de. Dikkat edin, telefon çalınırsa bir daha hayat telefon olamaz. Söyleyeyim sana. Onları bilgilerini vereyim. Handren'de de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Handren'de de öyle de belirtimini edeyim yani. Bunları da bunu açıklamasının linkini vereyim. Öyle de vereyim de yani. Öyle diyeyim ya arkadaşlar. Onu da bir de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu yalnızca onu da söyleyeyim. Handren'de de böyle de söyleyeyim. Haberin olsun yani. Şimdi bundan sonra yani Bahçeşehir'in içerisinde yalnızca o özel şeyleri var yani. Özel bir insanlar bazen bu hayat, bazen değişik bir hayatları var. Hırsızlık oluyor. Bir yandan şeyleri oluyor. O anlara da öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Değişik bir hayatları var. İnsanlar yoksa çünkü şeyleri beyninin kapısının takılıyor, yoksa öyle diyeyim yani. Yoksa yani öyle de söyleyeyim, bak beynin kapısını takılacak, bak Handren de öyle de söyleyeyim. Handren takısı gibi gelmektedir onların beyler. Handren de geliyordur hala. Söyleyeyim, bilgimiz olsun arkadaşlar. Ondan sonra böyle şey var arkadaşlar yani. Ondan sonra şöyle bir helal bir şu anda böylelik bir şey var. Gerçekten de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun yani arkadaşlar. Şu anda artık böyle de bundan sonrasına yani
yapılacak şeyler ne varsa artık, cep telefonlar artık zam geldi, pahalandı. Öyle de demeye çalışayım. Yani şeyleri var. Bunların özel şeyleri de kuralları var. Yani öyle de söyleyeyim. Hani özel bir kurallara uymamız gerekiyor. Cep telefonları veya çantamızı veya saklamamız gerekiyor. Saklamazsanız yoksa hırsız insanlar yoksa çünkü elinden gireni elinden kapı götürüyorlar telefonları falan. Öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Handren de öyle de söyleyeyim. Yani şimdi öyle diyeyim yani arkadaşlar. Bugün öyle de söyleyeyim bana arkadaşlar. Haberin olsun yani. Otobüs geliyor beyler. Şuna. Otobüs bak şimdi tesisim kızlarının oradan dönecek. Sonra şeye tesislerinin kızlarının oradan dönüp oradan şeye buraya gelecek. İnşallah baba o otobüse binmiştir kesin. Şimdi bekliyoruz hele. Otobüs şu anda tesislerin kızlarının oradan dönecek. Buraya bu durağa yanaşmasına buraya gelecek beyler. Adam geldiği zaman görüntüsünü almayacağım adamın, bak söyleyeyim, bilgimiz olsun. Babanın falan görüntüsünü almayacağım. Tabi haberin olsun diye beyler arkadaşlar. Otobüsün şu anda gelmesini bekliyoruz. Testlerin kısırının oradan dönecek. Buraya gelecek beyler. Evet yani. Onunla bilgilerini vereyim. Şimdi arkadaşlar babam gelse artık bu kaydı da gizleyebilirim. Otobüs şu anda inşallah buradan Tesla'nın kızlarının oradan doğrusu söylediğimiz kadar dönecek inşallah. Geliyor beyler. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. HavaX geliyor beyler. Otobüs şu an gelmekte beyler. Otobüsün. Evet arkadaşlar, otobüs geldi beyler. Otobüs çok kalabalık beyler ya. Bu ne şimdi, o saatte insanlar ne yapıyorlar o kadar beyler? İnşallah baba inecek inşallah. Ama anlamayacağım görüntüsünü beyler. O saatte geliyor ama çok zor bulundu otobüs ya. 5 dakika gelen otobüs şu olması lazım abi. Çok yolcu var abi. Yolcular da iniyor beyler. Bilmiyorum arkadaşlar. Oradan valizleri alacaklar. Ha geldi beyler. Neyse gençler artık videoyu kapatayım. Böyle enkekte yemek ve fena yiyeceğiz. Baba zannettim ama değilmiş ya. Çok insan var ya. Otobüsten şu anda artık geldik. En sona gelmiş bulunaktayız. Doğru mu geldik? Bilmiyorum artık. İnşallah böyle bak öyle yurt dışından gelenler şöyle geliyor öyle insanlara. Ziyaretçiler geldiği zaman otobüste geliyorlar. Havaalanına götürüp getiriyorlar abi. Öyle diyeyim bella. Valizleri çok varmış. Bagajları çok büyükmüş beyler otobüslerin. Kesin. Baba nerede? Ha baba çıktı beyler. Gençler. Selamünaleyküm baba. Senin gibi. Kapat onu, kapat. Bakayım. Tamam. Gel bana yardım et. Tamam. Tut bakalım bavulu. Oradan değil, buradan. Neyse kaydı kapatayım arkadaşlar. Yardım istiyorum. Bay bay. Koşak Hanım. Bak şimdi YouTube. Ben geldim. Benim yüzüme bakmıyorsun. Daha hala YouTube'u var mı? Yok. Görüşeceğiz seninle baba. Bir dakika. Yemek yiyeceğimiz zaman görüşürüz senin. Tamam. Geldik. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi
Babam arabayı çalıştırdı şu anda beyler. Arabanın oraya doğru gidiyoruz beyler arkadaşlar. Evet. Geldi arkadaşlar. Ama ağaçtan geliyor. Kulaklarım arkadaşlar. Çıkaracağım mevcut yani. Evet arkadaşlar, Bahçeşehir'den çıkıp Esenkent'in içerisine gireceğiz beyler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani arkadaşlar. Arkası var. Dedim ben çünkü bir garip bir ses var. Dedim bana dedi dizel araba olduğu için dedi normal dedi. Siktirsin oradan. Bir boktan anladığı yok. Fren baladalar sürtüyor. Bir tur attı. Dedim özellikle hani bak dedim abi dinle dedim sesi dedim. Zaman o şey geliyorsa evet. balata gitti. Peki yani bunu o kadar götürüyoruz bakmıyorlar mı? Söylemezsen bakmazlar ki. Bir de yeni olan bir şey. Şurada yani 1,5 ay falan. 1,5 ay oldu mu ben sana demiştim frene bastım. Kesburu götürmüştü galiba. Dedim frene bastığın zaman tuhaf bir ses geliyor ama normal mi değil mi anlayamıyorum diye. Arabanın dışına bak demek. Meter şey gibi. Nerede? Gitti bilmiyoruz. Babam burada değildi. Babam olsaydı. Babama diyecektim. Baba bir tur at da bir bak diye. Zafer abiye söyledi. O hemen anlar. Aha, Zafer abiye dedim. Balata sürtüyor. Aynen. Frene bastığım zaman bir ses geliyor dedim. Bir dedim tur atıp şöyle bir dinle arabayı dedim. Daha normal dedi. O frenden gelen ses de normal dedi. Arkadaşlar kamerası kirlendi ki yani şey patates yedim arkadaşlar yemekte yani telefonla bir de ilgilenmeye çalıştıkça telefonun kamerası öyle hale geldi beyler. Evet telefondan bir şey mesaj gelmiş. Kim? Arkadaşlar evet kendinize iyi bakın. Evet videonun sonuna geldik. Abone olursanız benim için faydalı olacak. Evet arkadaşlar ben kapatayım kaydı. Şimdi şu anda bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Babanın bir yardımcıları olacak benim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi saatte görmüş olduğunuz gibi. Yalnızca onu da söyleyeyim. Bilgilerini vereyim yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu anda valizlere yardım edeceğimiz için araba şu an sitenin içine giriyor. Valizleri varmış. Ama ben şeyleri onunla falan yardım için. Ondan sonra artık kaydı kapatmam lazım. Söyleyeyim sana arkadaşlar. Kimseye kadar ne yaptı? Bizim takımlarına kadar. Ama çekip. Arkadaşlar kamera ne kadar kirlenmiş beyler. Yani ya.
kaç kere uyardılar biliyor musun? Sitenin içinde bu kadar hızlı kullanma diye. Dün biz otururken arabayla bir bastı. Ferhal'da bir bağırdı. Ne yapıyorsun bir dedi, üstümüze mi çıkacaksın dedi. O ne dedi? Yok dedi, ben dedi görüyorum falan. Tamam dedi, bu kadar hızlı geliyorsak sanki durmayacakmışım dedi. Bir şey demedi onu. Yani nasıl basmış biliyor musun? Lan duracaksın işte, daha ne basıyorsun? Yani. Tamam arkadaşlar, şimdi bugün görmüş olduğunuz gibi geldik. Bizim mahallemize geldik beyler arkadaşlar. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Adamın valizleri varmış. Onlara falan yardım isteyecek. Kendinize bakın, görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay, ne bay bay. Ay, bir bay baylaşamadım ben. Tamam. Burger King'in oradan beri bay baylaşıyorsun daha.